geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar yaptık hanım. Teşekkür ederiz. Siz aylar öncesinden bahsediyordunuz. Dünya Evet. yavaş yavaş çalışma saatlerini kısaltacak. Uzaktan çalışma çok daha etkin hale gelecek. Evet. Benzer bir açıklamayı Sayın Bakan da yaptı. Türkiye'de çok yakın bir tarihte bekliyor musunuz acaba? Bir de bu açıklamalar ne anlama geliyor? Yeni sistemin bir uzantısı, yeni çalışması süreyle alakalı yeni çalışmalar Avrupa'nın aslında birçok ülkesinde uygulanmaya başlandı ve özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde de şu anda uygulanmaya devam ediyor. Türkiye'de bunlara dahil olacak, özellikle geniş çapta bakmak lazım olaylara. Bu geniş çaplı olaylardan itibaren Çalışma Bakanlığı özellikle şuna da dikkati çekiyor. İnsanlar artık teknoloji ve imkanların biraz daha gelişmesiyle, teknolojik ve robot sisteminin biraz daha devreye girmesiyle insan gücü biraz daha azalacak. Özellikle insan gücünün azaldığı dönemlerde de enerji kriziyle alakalı ciddi problemler de yaşanacak. Bu yeni sistemi insanlara bence geleceğe dair daha çok net bir şekilde anlatmak gerektiğini söylemek isterim. Özellikle bundan önceki yayınlarımızda özellikle 7 Haziran'da bu uyarı yapmıştım kamuoyuna. Bu yeni sistemle birlikte robotik sistemlerin insan gücünü biraz daha ekart edeceği bir dönem yeni dünyayı bekliyor. İnsanlar aslında ilk önce bu sistemi şey olarak algılayabilir. Yani ne güzel, daha az çalışacağız ama daha fazla bir gelir elde edemeyecekler veya daha fazla bir fazla imkana sahip olamayacaklar. O yüzden çok sevindirici bir olay değil. Herkes ister daha az çalışıp daha çok dinlenmek, daha çok kazanmayı herkes arzu eder, herkes ister. Ancak böyle bir ortam maalesef olmayacak. Yeni çalışma sisteminde insanların biraz daha gelirinin azalacağı bir sistem de planlanıyor. Özellikle bundan sonraki süreçlerde dijital çağın insanları biraz daha ezdiği bir dönem bizi işaret ediyor. Evet, yani aslında yeni bir düzenden bahsediyoruz diyorsunuz ve o koşullarda tabii ki bu şekilde düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Bu da bir zorunluluk hale belki gelecek. Peki işveren Şöyle bir ve şey de buyurun. ilave yapmak istiyorum Refik Hanım. Yani şimdi Türkiye'de biliyorsunuz aylık sistemiyle çalışıyor çalışanlar ve dolayısıyla bunu ilk kez sizinle paylaşıyorum ben. Çok yakın zamanda belki 1-2 yıl içerisinde saatlik çalışma ücreti Türkiye'de geçerli olacak. Dünyada özellikle Avrupa'da, Amerika'da büyük gelişmiş ülkelerde saatlik ücret karşılığında çalışan sınıfa Türkiye'de dahil olacak. Ve o çalışma saatleri azaldıkça da insanların gelirinin azaldığını beraber herkes görmüş olacak. Yani ben örnek veriyorum 5.200 lira asgari ücret alıyorum. 6 saatte çalışsam 5.250 lira alacağım mantığını unutmak gerekiyor. Saat karşılığında ücret artık dahil olacak ve özellikle Türkiye'de saatlik ücret karşılığında çalışma sistemine çok yakın bir zamanda geçmiş olacak. Ama tabii bu saatlik çalışma beraberinde part-time çalışmaları da belki gündeme getirecek. İnsanlar bir değil birkaç işte belki de İşte çalışmak zorunda burada kalır. şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bugünlerde ya da son birkaç yıldır teknolojinin hayatımıza daha yoğun girmesi, herkesin elinde sosyal medya hesaplarında daha çok vakit geçirmesi, sosyal medyadaki algıların biraz daha sosyal dokuyu bozması ile birlikte herkesin hayali şu: daha az çalışalım, daha çok zengin olalım ve daha rahat hayat şartlarına ulaşalım ve sürekli sistemi eleştirelim, sürekli şikayet edelim. İşte yeni sistem bu insanları istemiyor. Eğer part-time çalışacak bir düşünceye sahip olan insan topluluğu varsa onlar zaten yeni sistemden etkilenmeyecek. Ama şu andaki sistemin karşısındaki yeni nesil maalesef part-time çalışmayı istemiyor, daha az çalışmayı istiyor ve bu da eşittir daha az gelir anlamına geliyor. Evet, o hep bahsettiğimiz Z kuşağından bahsediyorsunuz siz de. Belki biraz daha zaman var uygulanması için. Sayın Bence Bakan da çok yok. Yani Sayın çok Bakan yok mu diyorsun? şimdi çok uzun vakitlerden bahsediyor. 25 yıl falan telaffuz ediyor ama maksimum ben 2 yıl içerisinde Türkiye bu sisteme dahil olabileceğini, özellikle bu 2 yıl içerisinde de Türkiye'nin saatlik ücret konusuna geçebileceğini tahmin ediyorum. Evet, şimdi hep birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz Evet. belki önümüzdeki günlerde de. Şunu da sormak isterim. Tabii yavaş yavaş artık Perşembe gününe yaklaşıyoruz. Evet. Piyasalar nasıl algılıyor Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını?
Şu anda bu hafta özellikle Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları oldukça önemli. Bu hafta için oldukça önemli. Neden? Her iki merkez bankası da diğer merkez bankaları gibi faiz artırımları yapmadı. Dolayısıyla para birimlerinde sert bir değer kaybı oldu. Her iki merkez bankasının da faiz politikaları ve açıklamaları oldukça önemli olacaktı. Zaten euro dolar paritesi eşitlendi bir seviyesine kadar ve dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın acilen faiz artırması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırmamakta ısrarlı. Özellikle para politikasındaki inatlaşma piyasayla hala devam ediyor. Ama biz Ocak ayından itibaren yaklaşık 7 aydır ne diyoruz burada ekranlarda? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öyle ya da böyle yıl sonuna kadar faiz artırmak zorunda kalabilir uyarılarımız vardı. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Umarım bu kadar yüksek bir tansiyon karşısında yine faizlerle oynamaz diye düşünüyorum. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın da mutlaka acilen faiz artırması gerekiyor. Yoksa Euro-Dolar paritesi bir seviyesinin altında da sarkabilir. Bu hafta dolar endeksindeki zayıf seyir çok dikkat çekici, en azından geriliyor. Ama buna rağmen dolar-tl kuru 17.56 lira seviyesinde. Euro-dolar paritesinde bir miktar toparlanma var. 1.02 seviyesinin üzerinde. Ama bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları dolar-tl için, TL'nin performansı için oldukça önemli olacaktır. Şunu da sormak isterim hemen. Fitch'in bir üst düzey yetkilisi açıklama yaptı biliyorsunuz. Enflasyonu düşürmenin tek yöntemi faizleri artırmak şeklinde. Evet. Siz bu görüşe katılıyor musunuz yoksa başka başka enstrümanlarla da bu düşüş gerçekleşebilir? Şimdi şöyle, Ocak ayı itibariyle ben bunu sık sık ifade ediyorum köşe yazılarında ve sizin de yorumlarınızda da ifade ediyorum. Yıl sonuna kadar ben mutlaka bir faiz artımı bekliyorum. Farklı enstrümanlar var mı? Evet var. Mesela kur korumalı mevduat sistemi. 1 milyar TL'nin üzerindeki bir miktar var ama bunun götürüsüne baktığınız zaman topluma yayılmış olan bir maliyet var. Yani toplum bu her uygulamanın, her açıklamanın maliyetini çekiyor. Toplum biz çekiyoruz, vergi olarak çekiyoruz veya hayat pahalılığı olarak çekiyoruz. Ve faiz artırımı yapsaydınız, bu paralar bu kadar heba olmasaydı daha mantıklı karar oldu. Piyasa haftası olduğu için bu hafta çok bu konulara girmek istemiyorum ama görülen şu ve herkes bunu zaten farkında. Faiz artırmanın maliyeti diğer sistemle maliyetine kıyasladığınız zaman faiz zamanında faiz artırsaydınız bu kadar yüklü bir döviz kuru atakları görmezdik. Bu kadar yüksek maliyetler görmezdik. En azından halkın bu kadar yüksek maliyeti kabullenme gibi bir durumu söz konusu olmazdı. Ama zamanında yapılmayan hamleler, mesela dolar kuru tekrar 18 lirayı veya örnek veriyorum yılın son çeyreğinde 20'li seviyelerine geldiği zaman, bu sefer faiz artırdığınız zaman o artırmış olduğunuz faizin de bir etkisi olmayacaktır. Her şey zamanında güzel yani. İhsan Bey, şunu da sorayım son olarak. Siz diyorsunuz ki hep konuşurken işte enflasyon rakamlarını da birlikte değerlendiriyoruz açıklamanın yapıldığı gün. Bir pik noktasından bahsediyorsunuz. Geldiğimiz nokta o tepe noktası mı? Artık bundan sonra bir iniş gerçekleşir mi? Yoksa henüz daha o pik gerçekleşmedi mi? Ben önümüzdeki 1-2 ay boyunca bir yataylaşma süreci bekliyor olacağım. Mevsimsel etkiden dolayı, hasat zamanından dolayı. Önümüzdeki 2 ay boyunca böyle bir düşük rakam görürsek sürpriz değil. Çünkü mevsimsel etki adı üzerinde. Ama ondan sonraki sürece baktığımız zaman, yılın son çeyreğine baktığımız zaman özellikle enerji krizi çok konuşulacak. Elektrik kesintilerinden tutun da işte doğalgaz. Biliyorsunuz Rusya'nın ambargosu halen devam ediyor ve bu sınırlamalar devam ediyor ve dolayısıyla da burada yılın son çeyreğinde mevsimsel etkinin etkisi bir noktada bitmiş olacak ve özellikle enerji krizinin gıda enflasyonu tarafında ve kıtlık ekonomisi tarafında çok konuşulacak bir dönem Eylül ve Ekim ayıyla başlar diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız. Ben teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Finans Analist